teröristlerin inlerine bomba yağdırıyorlar. Göklerin çelik şahinleri, yani F-16 pilotları. Türk Hava Kuvvetleri'ne adım atan her teğmenin hayali bu görevi üstlenebilmek. Hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenlerse zorlu testlere tabi tutuluyor. Onlar Türkiye'nin gökyüzündeki emniyetinin teminatı F-16 pilot adayları. Her birinin yolu Eskişehir'deki Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi'nden geçiyor. Buradaki testleri başarıyla geçen pilot adayları hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Merkezimiz Türkiye'de tek, dünyada sayılı bir eğitim merkezidir. Bugüne kadar 18 yabancı ülkeden toplam 2000 üzerindeki pilota eğitim verdik. Eğitimlerimiz NATO standartlarının üzerinde eğitimlerimizdedir. Testlerden birinde pilot adayları yüksek irtifada karşılaşabilecekleri alçak basınç durumunu tatbik ediyor. Burada belirtilerini öğreniyorlar hipoksinin. Daha sonra uçuş şartlarında bir şekilde başlarına gelirse bizim eğitimlerimizden bu hipoksi belirtilerini öğrendikleri için kendilerini kurtarma manevralarını kısa sürede gerçekleştiriyorlar. Bu duruma göre ya irtifa düşürüyorlar ya da oksijen maskelerini kullanıyorlar. Pilot adayları dünyanın en iyi pilotları olabilmek için zorlu bir eğitim ve test aşamasından geçiyor. Uçucu vertigosu eğitimi de o eğitimlerden biri. Bu bölümün parolası aletlere güvenin. Pilotlar fizyolojik olarak karşılaştıkları durumlar neticesinde yanılsamalar yaşayabiliyor. Bu durumun yönlerine ve hareket kabiliyetlerine yansımaması için cihazlardan yararlanması gerekiyor. 1, 2, 1 şimdi. Kendin yapmaya başla. Ve eğitimin en çetin bölümü. Pilot adaylarına ani manevralarda karşılaşacakları yüksek seviyede basınç uygulanıyor. Bazı adaylar basınca dayanamıyor. Süreç bayılmaya kadar uzanabiliyor. Bizim bunu yenebilmemiz gerekiyor. Bu da bunun ilk adımıydı. Ben şu an hala nabzım yüksek. Çünkü yeni testten çıktım. 9G'yi çektim. Testler en kötü senaryoya göre hazırlanıyor. Uçağın düşme durumuna karşı pilotlardan atlama sandalyesini kullanmaları isteniyor. Uçuşların olmazsa olmazı gece görüş eğitimi. Bütün bu test aşamalarını başarıyla geçenler F-16 pilot olmak için önemli bir adım atıyor. Kadın adaylar da aynı testlerden geçiyor. Çok mutluyum öncelikle F-16 pilotluğuna bir adım daha yaklaştığım için. Eğitimlerimiz zorlu. Yani her meslekte olduğu gibi bunda da zorluklar var.